Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle uyuz hastalığının etkili, en etkili ve en kısa yöntemi göstereceğim. Dedelerimizden gelen bir yöntem. Hemen şurada ne var elimizde? Kükürt, ama doğal kükürt. Yani eczanelerde satılan merhem değil, o bir şey yaramıyor. Ki çok da kötü kokuyor. Doğal kükürt ezeceğiz ya da toz haline alacağız. Önemli olan taze olmalı. Şu çok önemli. Başka marka da olabilir. Bu İngiliz sodası dediğimiz. İngiliz sodası ve zeytinyağı. Şurada hemen karıştıracağız. Arkadaşlar, burada hemen iledim. Zeytinyağının içine kattım. Şimdi toz halinde alırsınız, az zahmetli olacak. Ben taş halini aldım, tam doğalini olsun. Çünkü sıcakken kullanılmalı. Ama toz halinde eğer güvendiğiniz bir yer varsa oradan alabilirsiniz. Neden evde yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü hiçbir ilacı yoktur Türkiye'de. Yani verilen losyonlar şaka gibi geçiriyor birazcık. Ama hastalık geçirmiyor. Sadece kaşıntı hafif bir şekilde geçiriyor. Hap varmış. Hap de yurt dışından gelmiş. Yani hapın içinde 20 adet var. Ve kiloya göre kullanılıyor. Yani kişi başı 80 kiloluk bir adam 5 adet günlük olarak 5 adet kullanmalı ki habin ücreti 495, yani yetmeyecektir. Uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı, kükürt, doğal kükürtü koyduk. Şimdi de karbonat. Bildiğimiz karbonat değil, İngiliz karbonatı. Aslında bilimsel ismi de natron. Ama buraya natron dediğimizde hiç kimse anlamıyor. O yüzden biz eczaneden gidip İngiliz sodası diyelim. Yani benim maliyetim burada 50 TL, zeytinyağı saymazsak 50 TL. Ve bütün aile fertlerine yapmanız gerekiyor. Tabii çarşaflar, kıyafetler de değiştirmeniz gerekiyor. İngiliz sodası 10 TL'ye var, 35 TL'ye var. Daha pahalı, daha az da varmış. Hemen de İngiliz sodamız, natronumuz katalım. Bu çok önemli. Belki kükürtten daha önemli. Çünkü biliyorsunuz uyuz böceği, bu bir böcektir, yumurtaları derin altında bırakıyor. Biz o yumurtalar ve o böcek ölmesini istiyoruz. Hemen karıştıralım. Ve en güzel şey bu tarifte nedir? Karıştıktan sonra vücudumuza, tabi boynumuzdan başlayıp ayak tırnaklarımız kadar süreriz. Ondan sonra kuruyana kadar, ondan sonra yıkanıyoruz. Yok öyle bir gece kalması bilmem ne. Bu şekilde bundan sonra normal bir şekilde duşumuzu alalım. Şöyle düşünün, haftada 2-3 defa yapın geçene kadar. Belki ilk defeden geçirebilir ama ayağa geçmezse 2 defa falan yapın. Yani emin olmak için. Ve geçerse de yapın bence. Çünkü hiçbir zararı yok. O detoks, deri detoksu olarak düşünün. Herkese hayırlı Ramazanlar. Rabbim acil şifalar versin. Az olsa, bir nebze olsa bir de faydam olmuştur size inşallah.